Sayın Meral Akşener altılı masaya girdiğinde pişman. Ah kafam diye vuruyor. Siz de aynı şekilde pişman mısınız? Biz tarihin doğru zamanında doğru bir yerde durduğumuza inanıyoruz. O gün için %50+1'i tutturmak ancak ve ancak partiler arasında işbirliğiyle mümkün oluyordu. Bu gerçeği biz gördük ve partiler arası işbirliğiyle seçmeye girdik. İktidar da gördü. İktidar da biliyorsunuz bize 6 benzemez derken kendisi de 7-8 tane benzemezi topladı son dakika. İktidar da Cumhur İttifakı olarak çok sayıda partiyle beraber ittifak halinde girdi. Dolayısıyla genel seçimlerde işbirliği çok önemli çünkü 50+1 gerekiyor. Biz o gün için yaptığımızın gayet doğru olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz demokrasi için beraber olduk. Adalet için, özgürlük için beraber olduk. 84 maddelik anayasa metni hazırladık. 2300 maddelik ortak eylem planı hazırladık. Bütün politikalar hazırladık. Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir ortak çalışmayı ortaya koyduk. Ve bugün bütün o çalışmaların da arkasındayız. Deva Partisi'nin bütün o çalışmalarda imzası var ve imzalarımızın hepsinin de arkasındayız. Ancak bugün biz yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimlerin farkı 50+1 gerekmiyor. Dolayısıyla sıralamada birinci kim çıkarsa, ipi kim göğüslerse belediye başkanı o oluyor. Dolayısıyla yerel seçimlerdeki işbirliği mecburiyeti genel seçimler kadar çok değil. Yani işbirliği farklı modalitelerde yapılabiliyor. Ancak biz kendi adaylarımızı açıklamaya başladık. İki grup açıkladık. 125 tane aday açıkladık biz bugüne kadar. 4 büyük şehir, 10 il, 100'ün üzerinde ilçe. Bu ay sonuna ya da gelecek ay başına en geç 3. grup adaylarımızı açıklayacağız. Ve bizim iddiamız aynı Tevfik Bey burada nasıl tanınıyorsa, seviliyorsa tüm Türkiye genelinde tanınan, sevilen ve bu işi yapan, düzgün yapan ve temiz yapan adaylarımıza milletimizin karşısındayız. Özeti bu. Onun evvelsi gece açıklandı ya. Ben tek tek söyledim sorun. Bir, gerçek enflasyon %127. Aynen. TÜİK bunu kaç açıklıyor? %65. Kandırıyorlar, aklımızla oynuyorlar bizim. Peki memur emeklisine ne kadar veriyor? %49. Aynen. İşçi bakır emeklisine ne kadar veriyor? %37 idi. Aynı gemideydik hesap. 37 idi. Jest yaptı 42. Evet. Bir de 7500 liraya da 10.000 yaptı. %33 ne güzel değil mi? Siz hesap verirsiniz. Evet. %33. Evet. Gerçek enflasyon %27. Emekliye verilen artış %33, %42, %49. 58 yaşındayım, çalışıyorum, emekliyim. Nasıl geçineceğim? Evet. Lütfen bunu Allah aşkına rica ediyorum sizden. Mecliste işleyin. Yani halkımız maalesef hala uyumakta. Ben dün sabah Karabağlar'da bunu söyledim. Akşam baktım televizyon haberlerinde epey girmiş. Ama zaten emekli olan herkes uyandı ya. Uyandı. Çünkü biz işten geçtik. Çünkü biz otobüsten ya da arabamızdan ne zaman adımımızı atsak ilk sorun bu karşımıza çıkan. Emeklerimiz geliyor. Halimiz perişan. Çok zor. Ben şunu rica ediyorum. Bizi seçimden seçim hatırlamasın insan. Yani sizi tenzih ediyorum. Yanlış anlamayın. Sivil toplum kuruluşları neden bu? Ya ne oluyoruz, bitiyoruz, niye demiyor? Belki bizim bilmek istemediğimiz veya bilinmemesi gereken şeyler olabilir. Sivil toplumu korkutuyorlar, sindiriyorlar, konuşturmuyorlar. Onun da farkındayız Türkiye'nin ama. Yok mu bir yürekli insan? Türkiye'nin en büyük sermaye sahipleri, Türkiye'nin en çok korkan insanlar aynı zamanda. Çünkü çok kötü, çok kötü muamele yapıyorlar yani. Birazdan beni içeri alırlarsa ziyaret ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Size bize güçleri yetmez. Çünkü kaybedecek şeyi çok olanlara güçleri yetiyor. Kaybedecek bir şey olmayanlara güçleri yetmiyor. Ölçüyor. Sayın Başkan, yani ne kadar çok kaybedecek şeyiniz varsa o kadar korkuyorsunuz. Tamam dostum, bizim bir canımız var. Başka bir şeyimiz yok. Onun için rahat çalışıyoruz. O kadar yani. Evet.